Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın hepinize. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz uyumaktan gözlerim şişmiş. Akşam da bir tık erken uyumuştum. Sabah da 9'a doğru uyandım. Akşam 9 çeyrek geçiyor. Güzel uyumuşum. Dinlenmişim bugün. İnci de gece bir defa uyandı mamaya. O da uyumuş dün çünkü hiç gün içinde uyumamıştı İnci de. Öyle olunca şimdi gece çok güzel uyumuş işte. 12.30 gibi mamasını vermiştim ben uyumadan önce hemen. Saat 5'i 20 geç. Aynen 5.20 geçe falan uyandım mamaya. Öyle bugün uykumu almış güzel uyandım. Hava gene çok kapalı. Ama bugün dışarı çıkmam engel olmayacak bu hava. Engel olamaz yani bugün dışarı çıkacağım. Anneme gideceğim bugün. Biraz yürüyüş yapmak istiyorum. İnce de günlerdir evde. İnce de günlerdir evde çünkü hiç dışarı çıkmadı. O da biraz hava alsın istiyorum. Ben de biraz hem yürüyüş yapmış olayım. Yani yağmur yağmazsa %90 çıkacağım. Soğuk olması engel olamayacak yani bugün çıkmama. Ve şimdi günümüz başlıyor. Herkese iyi seyirler. Şimdi uyku tulumumuzu çıkartırız gene. Bakalım bugün de kombinlesek. Ya o kadar çok evdeyiz ki artık İnci'yle. Hep her gün aynı şeylere giydiriyorum çocuğa da. Üzülüyorum ya yani şu hastalık ortamı olması. Gerçekten ben gezmeyi çok seven bir insanım. Kız arkadaşlarım çoktur. Onlarla çok çıkarım, gezerim. Yani evet biraz evlenince bu da bir tık azaldı ama yani gene de haftada mesela yani en azından her hafta buluşurduk bir gece de yani bir akşam da olsa. Şimdi o da yok. Yani arkadaşlarım çok özledim buluşmayı, kafede oturmayı özledim. Yani insan gerçekten özgürlüğün kıymetini anladı bu dönemde bence. Yani biraz günlük vloglar böyle şey rutin geçiyor aslında. İşte sabah uyanıyorum, incin üstünü değiştiriyorum. İşte yemek yapıyor abla işte. Biri gelirse eve İnci'ye bakacak. Git market alışveriş yap falan yap filan yap. Yani biraz rutin geçiyor. Aslında o yüzden de çok böyle günlük vlog çekmek yani belki izlemek sıkabilir yani. Sizleri de. Ya bugün de işte bir tık değişiklik anneme gidecek olmam. Onun haricinde gene bir değişiklik yok günümüzde. Yani şimdi işe de gitmiyorum. Belki işe gitsem başka video içerikler de çıkabilir bilmiyorum. Yani ya da gerçekten geziyor olsam güzel vloglar çıkacağına inanıyorum. Ama şu an elimizde olan bu yapacak bir şey yok. İnşallah yani bir an önce bitsin de bu hastalık. Yine özgür özgür hepimiz gezebilelim yani. Özgürlüğümüze kavuşalım. Yani çok şükür yine bu halimize tabii ki de sağlığımız olsun. Çevremizden kimse de olmasın bu hastalık yani acısını yaşamayalım ama yine de eski günleri özlüyor insan yani. Tabii İnci sen eski günleri bilmiyorsun. Sen koronanın içine doğdun hanımefendi. Bit bit. Bit bit bit. Bir yanaklarda ceviz var. Bir yanaklarda ceviz saklı. Çok ciddi gene İnci kış. İnci. İnci. Dostum.
Wow. Wow, 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 wow. İnci giyinmeyi çok seviyor. Daha doğrusu sayınmayı çok seviyor bu kız. Evet anneciğim. Evet anneciğim. Yıkanırken maşallah diyeyim, duşta falan çok gülüyor İncim. Çok seviyor böyle. Hatta duştan çıkartınca ağlıyor. Ve çıplakken çok mutlu, giydirirken ağlıyor. O yüzden yazın anlaşılan sadece altında bir bezle gezecek bu evde. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Ne oldu, ne oldu? Parmaklarımızı 5 tane sokarsak ağzımıza öyle oluruz. Evet. Evet anneciğim. Aa kızım. Sonra ne olmuş? Evet. Sonra ne olmuş? Evet. Şimdi bu sohbetle ilgili beklediğim bir kitap var. Takip ettiğim bir bayan var. Çok seviyorum. Annem. Çok seviyorum o kadını da takip etmeyi. Onu tavsiye ettiği bir kitap var. Şimdi onun siparişini vermiştim bu hafta. O gelecek. Bugün yarın gelir diye düşünüyorum. O gelince onun içeriğiyle ilgili de size güzel bilgiler vereceğim. Önce ben bir okuyayım, anlayayım kitabı. Böyle okuduğum kitaplarla ilgili de bir şeyler düşünüyorum yani sizlere. Agu. Agu. Oy. Bugün de böyle giyindik. Bugün de böyle giyindik kızımla. Bu takımları çok seviyorum. Bunları Gamze almıştı. Bunlar böyle bayağı bir şey, 5 set falandı. İşte tulumu, alt üst takımı, atleti, şapka, önlük falan. Tulum artık olmuyor. Yeni doğan. Aslında bunlar da yeni doğan ama hala oluyor. İnce minyon bir bebişimiz olduğu için hala giyebiliyoruz. Hazır mıyız yatmaya hanımefendi? Şimdi yatırınca ağlayacak muhtemelen. Aa bilek. Ağlamadı. Ağlamadı kızım. Emzik. İster misin emziği? İstemiyor. Şimdi ben de kahvaltımı yapmaya gidiyorum artık. Böyle bir süre daha durur. Dün kendi kendine uyudu mesela bu saatlerde. Fön makinesi sesini açtım. Bir geldim baktım uyumuş kalmış ince. İnşallah bugün de aynısı olur. Kendiliğinden uyur. Ne var anneciğim? Bir de bu camın kenarına koyuyorum anneciğim. Hep doğduğundan beri çok seviyor burayı. Hep camdan da dışarı bakıyor. Mia da yanına geliyor işte. Şu camın önüne de hep Mia oturuyor zaten. Yani şey, bu cam yani bu köşe onun köşesi. Bu lane, bu tarafı İnci'ye ait resmen. Hatta işte 2-3 akşam şimdi odasına yatırıyoruz direkt uyuyunca artık ona doğru. Normalde burada uyutuyorduk. Daha sonra odasına geçiyorduk İnci'yi biz. Ama şimdi artık direkt onda arka odaya götürüp yatırıyoruz. Dün eşime diyorum, aa diyorum bizim işte şey bir L koltuğumuz varmış meğer hiç haberim yok diyorum. Çünkü artık bu tarafı kullanılmıyor yani sığmıyoruz zaten. Hep eşim tekli koltukta, ben L'nin de diğer ucundayım. İnci de L koltuğun sahibi oldu. Sahibi oldu bu kış. Bakalım bugün de öğleden sonra gibi dışarı çıkarız bir. Biraz iş, ya birkaç bir şey işim de var hem çıkmışken onları halledeceğim. Şöyle bir göz ucuyla kiralık dairelere bakarım belki. Biraz kötü oldu bu süreç bizim için. Aslında daha çıkmayacağım evden. Ama yani ola ki denk gelirse annemlere çok daha yakın bir daire.
O zaman düşüneceğiz çıkmayı. Hiç istemiyorum çünkü ya aslında evim çok yeni. Ne oldu kız? Aslında evim çok yeni bir ev değil benim. 14-16 yıllık bir bina. Ama hani şey çok güzel yapılmış bir ev. Çok kullanışlı, çok geniş evim. Bir yatak odam var, salonum kadar yatak odası var. Öyle söyleyeyim. Banyo, su, tuvaleti çok büyük. Oturma odası gibi bir banyom var. Belki bir gün ev turu yaparım işte. O zaman gösteririm size. Ve mevki olarak çok güzel evimin yeri. İşte tam ana yola işte 50 metre falan var sadece. O caddede üstünde de işte kafeler var, işte marketler. Yani her şey elimin altında aslında burada. Ve karşı komşum özellikle biz kardeş gibi olduk karşı komşumla. Yaşlarımız da aynı. Bir de kızlarımızın da araları çok fazla değişti. Onun kızı 1,5 yaşında, işte ince 3-4 aylık oldu. Yani zaten şey derler işte komşu insanı ev sahibi yaparmış diye. Yani hep çok istedim bu evi almak ama yani yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun diyorum. İçim buruk böyle. Yani bu evden bir şekilde gideceğim işte ama 2 ay sonra, ama 5 ay sonra. Bu beni üzüyor ama galiba alışmam lazım. Yani umarım yeni gittiğim yerde de güzel bir komşuluk edinirim. Ya çünkü ben komşuluğa çok değer veriyorum. Benim annemlerin de apartmanında komşuluklar mükemmeldir yani. Karşı komşusuyla özellikle. Abla kardeş gibiler filan. Yani biz de öyle olduk karşı komşumla. Abla kardeş gibi olduk. Hani birbirimize pijama ile bile işte hani girip çıkabiliyoruz çok rahatlıkla. Çat kapı da girebiliyoruz işte. Hani ben geliyorum, moralim bozuk işte ya da çok mutluyum, sana anlatacaklarım var diyerek. Bu beni çok üzüyor. Çok duygulandım. Ama yapacak bir şey yok. Bakalım güne devam ediyoruz. Değil mi kızım? Bu kız da yiyecek şimdi artık. Bu kız da yiyecek artık. Şimdi ben de bunu hemen çamaşırlarına atarım. Bu da biraz şiş olmuş. Ya şey kurutmalı atıyorum çamaşırları aslında. Ama direkt ağır kurutmaya yani komple dolap kuruluğu yapınca çok uzun sürüyor. 2,5 saat falan sürüyor kurutması. O yüzden ben hafif nemli çıkartıyorum. Uyku tulumlarını peteğe koyuyorum artık. Ne oldu, sen beni mi dinliyorsun? Sen beni mi dinliyorsun anneciğim? Tanem. Uyku geldi çok artık. Gözler de kapanıyor. Evet anneciğim. Şimdi azıcık sana mama hazırlayayım. Sonra sen uyu burada, tamam mı? Evet evet. Devam. Sabahları mutlaka kahvaltıdan sonra ikinci çayı içerim. Keyif yaparım, çok severim. Daha sonra da böyle bir saat geçince de Türk kahvesi içmeyi çok seviyorum. Bunun alışkanlık olmuş birazcık. Çalışırken de öyleydi. Yani ya ofiste içerdik mutlaka gidince. Ya da evde içerdim. Öyle çıkardım. Şimdi de biraz inceleyip rutin saatlerim değişiyor ama gene de elimden geldiğince sadık kalmaya çalışıyorum alışkanlıklarıma.
Ve sabahları çizgi film izlemeyi çok seviyorum. Özellikle işte 90'lardaki çizgi filmler beni çok mutlu ediyor hala. Yani bilmiyorum, o zamanlarımı hatırlıyorum. İşte böyle pazar sabahı uyanırdık. İşte kardeşimle hemen işte annemle babam uyumaya devam eder. Biz hemen sabah erkenden giderdik, televizyon açardık falan. Yani böyle hep o günler aklım geliyor. Güzel oluyor yani, duygusal oluyor insan. Şimdi böyle çizgi filmler yok maalesef. Aşkım, o yüzden azıcık böyle keyif mi yapayım? Şimdi İnci bu aralar böyle sesler çıkarmayı öğrendi. Öyle kendi kendine ses çıkartıyor. Ve şimdi birazdan artık yavaş yavaş hazırlanacağım. İnci de uyandı. Anneme gideceğiz. Şimdi ben yanıma alacaklarımı hazırlıyorum, çantam. Bugün uyku tulumumuzu yanımıza alacağım. Çünkü saat işte 8 gibi falan uyku tulumunu giydiriyorum genelde. Orada da düzeni bozulmasın diye uyku tulumumuzu yanımıza alıyorum. Kırmızı olanımız malum kişilendiği için bugün griye giyecek. O yüzden şöyle bugün içine şey giydireceğim. Sadece uzun kollu atlet. Ve şu yedeği yanımıza alıyorum. Bunları uyku tulumunu direkt içine giydirmek için koyacağım. Şöyle iç içe koyayım karışmasınlar. İnci çığlık atmayı öğrendi bu aralar. Onu yapıyor. Bir de yedek bir tulum alayım. Bunu çok seviyorum İnci'nin. Bunu yeni tam diyorum. Bebek oluyorsun İnci. Bir tane de bunu alacağım yanıma yedeklik. Böyle güzel bir şey. Bir tane de normal kısa kollu atlet koyacağım yanımıza. Şu 3 aylık. Bu tamam da çantanın içine gidiyor. Oyuncağımız. Bir tane de şöyle temiz önlük koyacağım yanımıza yedek. Böyle bir tane yedek günlük koyuyorum. Mendilleri falan vardı zaten içinde. Temiz koymuştum geçenlerde. Bunu böyle hazırladık. Bir tane de çorap koyayım, ne olur olmaz. Şimdi akşam döneceğiz bir de annemlerden. Bir yedek emziğimiz burada zaten. İşte birkaç da oyuncak koydum şuraya. Yine oyalanabilirim. Senin olduğu için Allah. Çıkarken de bunu giydireceğim üstüne. Çok istiyordum bunu giydirme. İşte daha giydiremedim. Böyle de bir şapkası var. Öyle de bir kalın üst dışarı çıkarken giyebileceği tulum. Bugün bunu giydireceğiz. Bunu dedemizle anneannemiz almıştı. Daha yeni doğmuştu İnci aldıklarında. 15 günlük falandı herhalde. Babam görmüş, çok beğenmiş bunu. Bugün böyle bunu giydireceğim. Bugünkü kombinimiz de çok güzel. Elbise giydireceğim bugün. Ne de olsa anneanneye gidiyoruz. 40 yılın başı dışarı çıkıyorum. En azından şıkır şıkır giydireyim. Yoksa büyük gidecek çoğu kıyafetini giydiremeden. Bunu da buraya koyduk. Çantamız da hazır. Şimdi işte su ısıtacağım. Biber onları için. Onları koyacağım. İşte mama götürmem yanımda. Annemde var yedek mamamız zaten. Öyle yani. Mama da orada var. Biber onlarımızı alacağız. Sularımızı koyacağız. Sonra onu giydireceğim. Sonra kendim giyineceğim. Daha doğrusu önce kendim giyinirim. Sonra onu giydiririm muhtemelen. Sonra bakalım yavaş yavaş yürü yürü anneme geçeceğiz. Hava da Allah'tan güzel gidiyor şu anda. Çok serin de değil en azından. Bana da bir yürüyüş olacak. Şimdi 2 gün daha çok evde olacağız. Bugün cuma. En azından evde olacağımız için ben de biraz yürümüş olayım. Bayağı şey oldum. Günler o kadar evdeyim ki. Artık böyle üşeniyorum dışarı çıkmaya. Öyle bir durum oldu. İyice de miskinlik oldu üstümde. Bana da iyi gelecek yani şimdi dışarı çıkmak. Devam ediyoruz yine bize.
Ve şimdi ince uyudu. Saat 1:30'a geliyor. Aslında 2 gibi çıkacaktım normalde anneme gitmek için ama böyle bir plan değişiklik oldu. Uykusu geldi, çok uykusuzlandı. Şimdi onu uyuttum. Uyutamamışım demek ki. Uyumaya devam ediyor. Bir mıkırdandı ama emziği düşmüş. Şimdi kahvem bu saatte kalsın. Hemen bir kahve yapıyorum. Kendime gelmem lazım ve kahve içeceğim. Köşeme geçtim gene. Çay kahve köşem burası benim. Şimdi kahvemi içiyorum ve kendime gelmek istiyorum artık. Ellerime sağlık. Ve şimdi hazırlandım. İnce uyandı. Böyle bir kombin yaptım bugün. Bunu da yeni almıştım. Trendyol'dan daha hiç giyemedim. Şimdi dedim anneme giderken giyeyim. Böyle bir gömlek giydim. İnci kuşu da hazırladım. İnci. Ona da böyle bugün elbise giydirdim. Ayakkabı da giydirdim ama şöyle ayağında durmuyor maalesef. Kıcım. Kıcım. Anneciğim. Şimdi artık yavaştan çıkacağız. Saat 2:30'a geliyor. Kıyafetler incenin. Saat 2:30'a geliyor. Yavaş yavaş gideriz. Ve şimdi dışarı çıktık. İnce o kadar tuhaf geldi ki şu an dışarı çıkmamız. Günlerdir evde çünkü ince. Biraz da zor çıktık. Önce bir bak arabasını indirdim. Karşı komşum sağ olsun. O arada kapandım İnce'ye baktı. Sonra İnce'yi indirdim. Böyle dışarı çıkmak İnce'yle benim için o kadar zor ki. O yüzden böyle hep evdeyim ben de. Yani muhtemelen özen çıkmıyorum zor geldiği için. Şimdi bir 20 dakika gibi bir yolum var anneme. Biraz geze geze dura dura gideceğim. Hava da alsın istiyorum ince. Yolumuz devam. Ay böyle çıktık ama nasılım? Nefes nefeseyim. Kendime gelemedim resmen. Şimdi gidiyoruz bakalım. İnci kuşla yavaş yavaş anneme doğru. Akşam yemeğini de annemlerde yiyeceğiz zaten. Öyle karar aldık. Yani artık evde yemek yapamadım zaten. Öyle yani. Hava da güzel. Şimdi bayağı yaklaştık anneme. Biraz geze geze geldim tam. Çünkü ince uyumak üzereydi. Dedim tam dalsın en azından. Öyle çıkayım yukarıya. Hava çok bunaltıcı. Maske daha çok bunaltıyor insana. Zor böyle hayat vallahi. Nefes alamıyor. Ter oldum, sucuk oldum böyle yürürken. Bakalım şimdi gidiyoruz. Ve şimdi anneme geldim. Çok yoruldum, çok terledim. Hemen bir tane üst giydim annemden. İnci de uyumaya devam ediyor Allah'tan. Şimdi dinleniyorum birazcık. Havada çok böyle sıkıcı, bunaltıcı bir hava var. Terletti. İnci de uyurken biz de biraz dinleniyoruz annemle. Ve geldiğimizden beri biraz ince uyuyordu. Bir ara uyandı, ağladı. Günlerdir evde olunca ona da bir değişik geliyor dışarı çıkmak. Bunu saçımızı da topladık. Kıcım. Böyle tam kız oldu bugün kız. Alo, etekleri de giydi benim kıcım. Burada da jeton var. Jeton. Anneciğim. Çok sakin bir kedi jeton. Çok konuşuyor sadece. Anneme çok bağlı. Normalde Burak ve Gamze'nin kedisiydi ama götürmediler artık. Annemde kaldı jeton. Annem bakıyor artık. Çok bağlı bir de anneme jeton. Yaklaşık işte bu kış 3 yaşına girecek artık. Ve şimdi annemlerden eve geldik. Yemeğimiz orada yedik. İşte saat 9'a çeyrek kala falan evdeydik. Malum bugün yasaklar da başlıyor şimdiki gün.
İnci çok şükür bir ilk gittiğimizde biraz ağladı ama daha sonra durdu. Kimse kucağına almadı, biz dahil. İşte hep böyle yattı sürekli. Yattığı yerler olunca keyfi iyi oluyor. O yüzden bir problem yaşamadık. Şimdi uyanık. Birazdan uyuyacak artık. 9.30-10 gibi falan uyuturuz herhalde. Muhtemelen. Şimdi iki gün evlerdeyiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımın adı incinin.annesi olarak geçiyor. Oradan da takip olabilirsiniz. İstediğiniz içerikleri aşağıya yazın ki ben de oradan görüp çekmeye çalışayım sizler için. Hepinize iyi geceler. Görüşmek üzere. Şimdi kapanışı İnci ile yapacağım size. Şöyle göstereceğim kıcımı. Anneciğim. Kıcım. Bye bye. Bye bye bye.